Farklı sektörlerdeki gelişmeler ve değişmeler, en yeni işletmeler ve Türkiye'nin 81 ilinde en başarılı marka isimlere hep birlikte konuk olacağız. Haber turuna hazır mısınız? Demirler Metal'in müdürü yanımızda Görkem Gökçe. Kendisi şimdi bizlere firması ve çalışmaları hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Çalışmalarınıza geçmeden önce Görkem Gökçe'yi biraz tanıyalım lütfen. Tabii efendim. Öncelikle ben havacılık yöntemi mezunuyum Kültür Üniversitesi'nden. Onun haricinde yaklaşık 1,5 yıla yakındır bu firmada aktif olarak çalışıyoruz. Açılışından beri, kuruluşundan beri. Evet. Kökeni firmamızın 63 yıllık bir firma, aile firmasıdır. Erdemir Metal'den gelme. Biz de Erdemirler Metal olarak 3. kuşak firmayı devam ettiriyoruz. Hayırlı sektörde. Evet. Başarılı girişimcilersiniz burada gördüğünüz teşekkür kadarıyla. Teşekkür ederiz. Yoğun da talep görüyorsunuz. Firmanız 15 aydır hızlı bir şekilde ilerliyor. Evet. Çalışmanızdan biraz bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz burada? Tabii. Burada daha çok biz makinacılara, otomasyonculara ve özel imalat ürünlerinde kullanılan demir-çelik sektöründeki tüm kalite ürünleri istenilen şekilde, istenilen ölçülerde müşterilerimize en iyi hızlı biçimde hizmet sunmaya çalışıyoruz. Sektörde bize benzer, bizim yaptığımız şekilde birçok firma var. Hı. Ama bizi açıkçası diğerlerinden ayıran en büyük özellik biraz da hizmet. Evet sevgili izleyiciler, bugün İstanbul İkiterli'deydik ve sizlere Erdemirler Metal adlı firmadan seslendik. Efendim aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Sevgili Sektörel Başarı programı izleyicileri, sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Güngören'den devam ediyoruz efendim. Ve tabii ki İstanbul'un ette en lezzetli adresini bulduk sizler için. Hizmet kardeşler, Fırını Kasap'tayız. Yanımızda işletmenin sahibi Abdullah Bey bulunuyor. Güzel lezzetler hakkında bilgi alacağız kendisinden. Merhaba. Merhaba efendim. Abdullah Artar, Şanlıurfa Birazcık doğumluyum ama şu an Gaziantep'imizim. Kaç yıldır bu sektördesiniz? 93'te geldik İstanbul'a. 2002'de bu sektöre girdik. Yani insanlara bir hizmet vererek diye girdik. Çok şükür. O da güzel oldu. Yoğun da talep görüyoruz. Yani tabii ki talep de görüyoruz. Gelen insanlar da memnun, mutlu kalıyorlar. İnsanların mutluluğu bizim için en önemli. Peki yani, Abdullah Bey, bu lezzetin kaynağı nereden geliyor? Sevgidir. Evet, bir iş yaparak, yapıyken severek yapacağım. Önce sen yiyeceksin, ondan sonra insanlara sunacağım. Evet, gerçekten de gönül rahatlığıyla tüketebiliyorsunuz burada. Çünkü göz önünde hazırlanıyor her şey. Alt katta tertemiz bir mutfak, orada zaten altyapı hazırlanıyor ve yukarı çıkıyor. Evet. Burada da kasabımız var, fırınımız. Hepsi göz önünde hazırlanıyor, bütün etlerin. Zaten etin kaynağı da memleketten. Yani memlekette bir de kasabım ben sana. Evet. Yani tabandan gelmiyor. Evet, defeden konma değil yani. Etin profesörü diyebiliriz Abdullah Bey için. Peki bu yoğun talep var dedik, nerelerden geliyorlar müşteriler? İstanbul her tarafında var, Türkiye'nin her tarafında var. Nereden geliyor? Yani İstanbul'a gelen bir vatandaş varlığın bu işte karşı fark etmediğiyle buraya düşüyor, geliyor yani. Günün hangi saatleri hizmet veriyorsa? Her zaman, her gün. Sabah 11, gece 12'ye kadar servisinde hazırlanır. Peki yakın çevreye sipariş... Yok, bizim dışarı servisimiz yok. Sadece ama sadece yerinden. Ha, vatandaş telefon açıyor, siparişini verip gelip alıp götürüyor. Kendisi. Ama bizim götürme şeyimiz yok. Evet. Olmaz yani. En çok talep gören galiba lahmacun. Bütün ürünler. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Konuk ettiniz. Sağ olun efendim. Başarılarınızın devamı diliyorum. Hepimizin. Evet sevgili izleyiciler, şimdi sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Hoşçakalın.
Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler Arası İstanbul yolculuğumuza Çekmeköy'den devam ediyoruz efendim. Ve sizler için 404 Yazılım adlı firmaya konuk olduk. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Adem Aktepe bulunuyor. Kendisi şimdi bizlere çalışmalar hakkında bilgi verecek. Merhaba. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyalım. Adem Aktepe kimdir? Adem Aktepe yazılımın kurucu ortaklarından biridir. Biz 4 ortak olarak 2014 yılında bu firmayı açtığımızda bu işe 4 kişiyle başladık. Fakat zamanla büyüyerek ekibimizi artırdık. Ben de bu ekibin içerisinde yer alan bir imzacı. Peki efendim, tebrik ediyoruz. 2004'ten beri de başarılı çalışmalara imza atıyorsunuz. Bu çalışmaları izleyicilerimize paylaşırmışsınız. Çeşitli sektörlere web yazılım ve web tasarım hizmetleri veriyoruz. Aynı zamanda internet ortamında reklamların yapılmasını, tanıtılmasını sağlıyoruz. Ağırlıklı olarak web tasarım ve web yazılım alanında hizmet vermekteyiz ve ayrıca kendi projelerimizde de devam ediyoruz. Evet. Peki firmalar artık dijitale ihtiyaç duyuyorlar günümüzde. Sizin için ne faydası oluyor firmaya? Firma bir kere kendi bilinirliğini sağlıyor. İnsanlara kendini iyi bir şekilde tanıtabiliyor. Yaptığı hizmetleri olsun, çalışmaları olsun, bulunabilir konumu olsun, her türlü bilgiyi insanlara, internet kullanıcısına rahatlıkla paylaşabiliyor. Ve artık herkesin evinde, telefonunda internet olduğu için bulunabilirliğini kolaylaştırıyor. Artık olmazsa olmaz diyebilir miyiz firmalar için? Tabii ki. Kimi firma ürünlerini de satmak istiyor. Bir dükkan kirası vermek yerine bir e-ticaret açtığı zaman maliyetten tasarruf ediyorlar. 404 yazılım firması her zaman talep gördü. Farkınız nedir peki diğer rakip firmalardan? Rakip firmalardan farkımız, bu ekibin içerisinde olan her bir birey, her bir kurucu ortak aslında işin ham markası diyebilirim. Kendimiz yapıyoruz, kendimiz üretiyoruz. Yazılımlarımızı, tasarımlarımızı. Yani bu işin içerisinden gelme gibi olduğumuz için sadece firma sahibi olarak düşündüğüm, aynı zamanda firmanın işçisi de olduğumuz için, iş yaptığımız için kalitesini ortaya çıkarıyoruz. Sektörde kendinizi nasıl yeniliyorsunuz Adem'le? Teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Zaten bizim sektörün olmazsa olmazı, kendinizi geliştirmezseniz, sektöre ayak uydurmazsanız, yeni teknolojileri öğrenmezseniz ve onların müşterilerin hizmetlerini de kullanmazsanız, sektörde tutunamazsınız. Kendimizi sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Evet. Size göre çok küçük çapta firmalar da dijital reklamların yazılımı kullanılır mı? Firmanın küçüklüğü, büyüklüğü önemli değil. İnternette, sanal alanda, sanal ortamda bulunabilirliğini istiyorsa eğer bir firma, kendini tanıtmak istiyorsa kesinlikle kullanmalı. Kendini bu şekilde bu sektöre aktarmalı. O zaman küçük büyük onun hiçbir önemi yok diyorsunuz. Tabii. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz değerli bilgiler için başarılarınızı devam ediyoruz. Çok teşekkürler. Çok evet sevgili izleyiciler, bugün İstanbul Çekmeköy'deydik. 404 adlı yazılım firmasına konuk olduk. Sizler için Adem Bey'den sektör adına değerli bilgiler aldık. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.
Sektörel Başarı Programı izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuza Aydın'dan devam ediyoruz efendim. Sizler için Elektroofis yazılım danışmanlığı firmasına konuk olduk. Yanımızda elektrik elektronik mühendisi Sayın Gökten Kırağ bulunuyor. Kendisi şimdi bizlere çalışmaları hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhabalar. Burada biz kendi ofisimizi zaten devlet desteğiyle açtık. Devlet desteğiyle kendi işlerini kurmak isteyenlere ya da işlerini büyütmek isteyenlere destek oluyoruz. Danışmanlık faaliyetleri icra ediyoruz. Şu an hala yüksek lisans öğrencisiyim. Proje deneyimim çok fazla. Özel sektöre çok fazla yine proje yazdım, onların başarılı tamamlanmasını sağladım. Evet. Bu alanda insanların kendi işlerini kurup yükselmeleri ve başarıyı yakalamaları için onları danışmanlık alanında destek oluyoruz. Evet sevgili izleyiciler, aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri, sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Sefaköy'den devam ediyoruz efendim. Ve künefenin en lezzetli adresini bulduk sizler için. Osmanlı Künefe'ye konuk olduk. Burası yeni bir adres. Gerçekten çok lezzetli künefeleri var. Ve yanımızda işletme sahibi Tarkan Bey bulunuyor. Kendisi şimdi bizlere mekanı ve lezzetleri hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz diyorum size. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun hem bölgeye hem de size tabii ki de. Teşekkür ederiz. Hatay'ımızın özel lezzetlerini Sefaköy halkıyla buluşturmak için böyle bir mekan açtık. Evet. Lezzet bir dükkanımız var. Herkes ailesiyle gelip burada güzelce hem sohbetini edebilir hem bu eşsiz lezzetlerden yararlanabilirler. Fıstığımızı Antep'ten, kaymağımızı yine Trakya bölgesinden, peynirimizi özellikle her gün Hatay'dan getirip burada sayın misafirlerimizle buluşturuyoruz. Künefe severleri bekliyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi masamızda lezzet şöleni hakim. Hemen sayalım neler var. Burada fıstıklı künefemiz var. Fıstık sademiz var. Böyle burgerlerimiz var. Özellikle çocuklar için, künefeyi, peyniri sevmeyen çocuklar için yaptığımız lezzetlerimiz var. Tabii ki bunun kat kat çeşidi daha mevcut. Hepsini masaya getiremedik bugün. Ve olağanüstü lezzette bir de tabii ki katmerimiz var. Evet, değil kesinlikle. Mi? Simit ve normal katmer olmak üzere Antep'imizin güzel katmeri de var. Çocuklar sevecek mi bu künefeyi? Kesinlikle seveceklerini tahmin ediyorum. Değil evet, mi? Görseliyle evet. De onları evet. Mutlaka cezbedecektir. Evet. Farkı ne künefelerimizin? Farkı şöyle, malzemelerimizin hepsinin en iyi kalitelisini kullanıyoruz. Hepsini yöresinden buraya getirttirip burada birleştiriyoruz. Farkımız bu. Osmanlı künefe ilk günden yoğun talep görüyor. Evet. Değil mi? Nereden evet. Geliyorlar? Küçükçekmece bölgesinden, Halkalı'dan, Florya'dan, çevre semtlerden, her yerden gelen dostlarımız, misafirlerimiz var. Osmanlı künefeyi kolaylıkla bulabilirsiniz çünkü cadde üzeri yerimiz, evet, değil mi? Evet, kaymakamlık binasının hemen yanında. Zaten Sefaköy'e ilk girişte sağda. Harika. Evet. Künefe severleri bekliyoruz efendim. Kesinlikle bekliyoruz. Misafirlerimiz gelip burada güzel vakit geçirsinler. Tatlı tatlı yiyip tatlı tatlı konuşsunlar. Çok teşekkür ediyoruz ben efendim. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamı diliyoruz. İnşallah birçok noktada Osmanlı künefeyi görürüz. Çok teşekkür ederiz. Çok mersi. Evet sevgili izleyiciler, damak tadına düşkünler, künefe severler. Sefaköy'e, Osmanlı künefeye. Hadi buyurun gelin. Hoşçakalın. Sevgili
Sektörel Başarı Programı izleyicileri, sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Gazi Osman Paşa'dan devam ediyoruz efendim. Ve lezzetli pastalar için, sizler için Perla Torta, Patisserie ve Kafe'ye konuk olduk. Yanımızda pasta şefi Sayın Öznur Karakuş bulunuyor. Kendisi şimdi bizlere çalışmaları hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhaba. Butik pastane diyebiliriz, kafe diyebiliriz değil mi? Evet, şimdi butik pastane dediğimiz zaman sadece özel pasta yapılıyor zannediyorlar ama biz günlük pastalar da çıkarıyoruz. Günlük kurabiyeler, poğaçamız, böreğimiz, spesiyallerimiz, sütlü tatlılarımız hepsi var. Her bir kalemden hepsini özel olarak yapmaya çalışıyorum. Seçkin lezzetleri barındırıyor. Öyle, burada. Kesinlikle. Kutluyoruz efendim. Başarılarınızı devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler Arası İstanbul yolculuğumuza Esenler'den devam ediyoruz efendim. Reklam sektöründe lider ve öncü isimlerden bir tanesine Karaca Reklam'a konuk olduk. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Ekrem Karaca bulunuyor. Kendisi şimdi bizlere firması ve çalışmaları hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Ekrem Karaca'yı biraz tanıyalım lütfen. Ekrem Karaca, Giresun Şebin Karahisarlı'yım. Evet. Kaç yıldır bu sektördesiniz? 2009'dan bu yana bu sektördeyiz. Hizmetleri neler Karaca Reklam? Karaca Reklam açık ara reklamcılığında dış cephe tabelaları, dijital baskı, eczane tabelaları ağırlıklı bu ara çalışıyoruz. 10 yıldır hizmet veriyoruz. Ağırlıklı eczane dediniz ama evet. Onun dışında her sektöre hizmet veriyoruz. Her sektöre hizmet veriyoruz. İstanbul sınırları içerisinde mi hizmetiniz? Türkiye sınırları içerisinde. Her yere gidiyoruz evet, diyorsunuz. Evet. Teknolojiden faydalanıyor musunuz hocam? Tabii ki. Nasıl faydalanıyorsunuz? İnternetten faydalanıyoruz. Web sitelerimizden faydalanıyoruz. İşte sizin gibi televizyonlardan faydalanıyoruz. Evet. Gördüğümüz kadarıyla burada son teknoloji, makineler, aletler çalışıyor. Tabii ki. Biraz bahsedelim mi? Dijital baskımız var. CNC'miz var. Yani reklam üzerine parkurumuz tam diyelim. Öyle diyelim. Evet. Gidip ölçüyü alıyorsunuz, burada tabii hazırlıyorsunuz, tabii. Sonrasında da montaj tabii yapıyorsunuz ki. Değil mi? Evet efendim. Peki taahhüt ettiğiniz günde tüm firmalara teslimatı yapıyor musunuz montaj? Tabii ki. Müşteri memnuniyeti bizim için önemlidir tabii ki. Müşteri memnun etmezseniz ekmek yiyemezsiniz. Evet, siz de yıllardır zaten bu evet güveni sağlamışsınız evet müşterilerinize. Peki sektörde tercih edilmenizin sebebi nedir? Karaca Reklam hep talep görüyor. Farkınız ne? İşimizin arkasında sağlam durmamızdır. Garantili mi çalışıyorsunuz? Garantilidir. Evet. Peki efendim, burada profesyonel bir ekip var. Gördüğümüz kadarıyla çalışanlarınız, başta siz olmak üzere, hepsi kendi işinin ustası diyelim. Evet. Evet sevgili izleyiciler, bugün İstanbul Esenler'deydik. Karaca Reklam'a konuk olduk efendim. Karaca Reklam'ın sahibi Sayın Ekrem Karaca'dan sektör adına değerli bilgiler aldık sizler için. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler Arası İstanbul yolculuğumuzla Küçükçekmece'den devam ediyoruz efendim. Ve sizler için Royal Erkek Kuaförü'ne konuk olduk. Yanımızda salon sahibi Sayın Muhammed Ercüment bulunuyor. Kendisi şimdi bizlere çalışmaları hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhaba. Biraz sizi tanıyalım lütfen. Evet. Buyur. Ben Muhammed Ercüment, dükkan sahibi. Suriye'den geldim. Burada açtım. 6 sene oldu. Salonunuzda hangi hizmetler veriliyor beylere? Saç, sakal, yıkama, boya, her şey yani. Burada her şey, saç bakım, yüz bakım, cilt bakım, her şey yapıyoruz burada.
Peki kaç yıldır bu sektörde çalışıyorsunuz? 14 sene berber oldum. Türkiye'de 6 sene oldu. 6 yıldır da evet. Türkiye'desiniz. Evet. Peki çevre bölgeden mi geliyorlar yoksa nerelerden geliyorlar size? Ya Suriyeli var, Türkeli var, her şey var. Yabancı da var. Müşteriler var, Türk var, Suriyeli de var. Hı, damat tıraşı yapıyor musunuz? Evet, damat tıraşı yapıyorum. Erkek kuaförü çok yoğun talep görüyor. Müşterileriniz çok fazla. Evet. Peki bunun sebebi nedir? Burada her şeye dikkat ediyoruz. Malzeme temiz her zaman, dükkan temiz her zaman. Hı-hı. Tıraş güzel yapıyoruz o yüzden yani. İşinize özen gösteriyorsunuz evet. Değil mi? Evet. Evet sevgili izleyiciler, bugün sizlere Küçükçekmece'den Royal Erkek Kuaförü'nden seslendik. Bir an önce randevularınızı alın. Hoşçakalın. Sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri, Sektörler Arası İstanbul yolculuğumuza Kadıköy'den devam ediyoruz efendim. Ve sizler için eğlence sektörünün nabzını tutuyoruz. Çayır Ocak başına konuk olduk. Yanımızda işletme sahibi ve ustamız bulunuyor. Kendileri şimdi bizlere mekanı ve çalışmaları hakkında bilgiler verecekler. Merhaba. Çayır var, sahibi Nazım Gireyli. Memnun olduk efendim. Teşekkür ederim. Kaç yıldır bu işletmeyi... 12 yıldır. Bu sektördeyim. Bu sektördeyim. Tekrar devam ediyorum. Bütün müşterilerim. Hepsi benimle memnundum. Hepsi, arkadaşlarım, dostlarım. Hepsi benimle nazım. Hepsine selam olsun. Hepsine selam olsun. Evet sevgili izleyiciler, bugün sizlere Kadıköy Rıhtım'da bulunan Çayır Ocakbaşı'ndan seslendik efendim. Aktaracaklarım şimdi bu kadar. Hoşçakalın. Çocukların oynayarak öğrenmesini hedefleyen eğitim anlayışımız ve güçlü eğitim kadromuzla aydınlık bir gelecek gün ışığında başlar. Çocukların karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz felsefesini benimseyen Gün Işığı Anaokulları çocuklarınıza aydınlık bir gelecek sağlar. Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler Arası İstanbul yolculuğumuza Yeni Bosna'dan devam ediyoruz efendim. Sigortacılık sektörünün nabzını tutuyoruz ve bu sektörde lider ve öncü isimlerden bir tanesine Kristal Sigorta'ya konuk olduk. Yanımızda Kristal Sigorta'nın sahibi Sayın Celal Çakıroğlu bulunuyor. Kendisi şimdi bizlere çalışmaları hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyalım lütfen. Celal Çakıroğlu kimdir? Celal Çakıroğlu, memleket Trabzon, 1996 yılından beri sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren Kristal Sigorta adı altında faaliyetlerine devam eden bir esnaf diyelim. Evet, poliçe sahibine sigorta yaptırmak isteyenleri doğru bilgilendirmek çok önemli değil mi bu anlamda? Evet. Şimdi zaten acentelerin en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Bu mevzuatı bilmeleri gerekiyor. Doğru bilgiyi müşteriye iletmeleri gerekiyor. Ve doğru bilgisinin neticesinde sigorta şirketleriyle müşteri arasında iyi irtibat kurup onunla ilgili problemleri çözmek için hem sigorta nezdinde hem müşteri nezdinde arabulucu gibi diyebiliriz yani. Evet. Peki efendim, sektörün sıkıntıları var mı? Varsa çözümleri neler?
Biz sektörün, tabii her bizim sektörün sıkıntısı var. Türkiye'de yaşadığımız bir ortam. Her türlü insanla muhatabız. Her türlü iş alanıyla muhatabız. Sektörde bu genel sıkıntıların yanında acentelere bakan yönüyle acentelerin sıkıntıları falan var. Mesela acentelere dıştan müdahaleler şeklinde fiyat belirlemeleri ve acentelerin komisyon oranlarına müdahale etme gibi durumlar acentelerin en büyük sıkıntıları. Bunun yanında genel sıkıntılar işte yaşanan mali sıkıntı, Türkiye'deki mali sıkıntılardan kaynaklı müşterilerin poliçe yenilememe riskleri bizi üzüyor. Çünkü farklı bir şekilde kazayla, bir takım olaylarla karşımıza geldikleri zaman yardımcı olamamayla karşı karşıya kaldığımız zaman bu da bizi üzmüş oluyor yani. Buradan sonra izleyicilerimize sizlerden son iki cümle alalım. Sektörün adına neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? İzleyicilerinize sigortalanabilir risklerini sigortalamasını isteriz. Bu konuda danışmanlık hizmeti olarak hizmet vermeye hazırız. Bize illa poliçe yapmaları şart değil. Bu hizmeti her şekilde, her zaman, her şartta veririz. Müşteri veya müşteri adayları memnun oldukça biz de memnun oluruz yani herhalde. Onları da memnun etme adına gayretimiz olur. Doğru bilgi aktarımı çok önemli gerçekten de. Evet sevgili izleyiciler, can ve mal güvenliğinizi garanti altına almak istiyorsanız sizleri bu adreste Kristal Sigorta'da bekliyoruz efendim. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz. Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler Arası İstanbul yolculuğumuzda Sefaköy'den devam ediyoruz efendim. Ve otomotiv sektörünün nabzını tutuyoruz. Bu sektörde lider ve öncü isimlerden bir tanesine Mina Oto Servis'e konuk olduk. Yanımızda servis yetkilisi Sayın Yunus Çöl bulunuyor. Kendisi şimdi bizlere çalışmalar hakkında bilgi verecek. Merhaba. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz Yunus Bey. Kısaca sizi tanıyorum ama kaç yıldır bu sektördesiniz? 20 yıldır otomotiv sektöründeyim. Bunun 10 yılı yetkili servislerde olup son 10 yılı da bu serviste devam etmekte. Oto servis olarak kaç yıldır hizmet veriyorsunuz? Oto servis olarak toplamda 11 yıldır hizmet vermekteyiz. Mina Oto Servis ilk Beylikdüzü'nde faaliyetine başladı. Evet. Ondan 12 yıl sonra da Sefaköy'de hizmete başladık. Ben ilk 5 yılı Beylikdüzü şubesinde olmak üzere, son 5 yılı da Sefaköy'de olmak üzere toplamda 10 yıldır bu şirkette görev yapmaktayım. Peki burada ne tür hizmetler veriyorsunuz? İşte burada genelde garantisi bitmiş araçların bakım, onarım, kaporta, boya, lastik, süspansiyon aksamı, yani bir yetkili serviste yapılması gereken ne varsa biz de burada bir özel servis olarak elimizden gelen en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tebrik ederiz. Peki her marka aracı hizmet veriyor musunuz? Evet, bir marka seçme gibi bir durumumuz yok şu an için. Alman grubu, Japon grubu, Fransız grubu araçlarda çok üst segment veya çok alt segmente girmeden orta segment araçlarda bakım, onarım ve kaporta hizmeti vermekteyiz. Yani herhangi bir markayı belirtmiyoruz şu an için. Evet. Gördüğümüz kadarıyla yoğun talep görüyorsunuz. Peki sektördeki diğer firmalardan farkınız, ayrıcalığınız nedir? Sektördeki diğer firmalardan ayrıcalığımız yetkili servis düzeyinde hizmet verip biraz daha maliyetleri kullanıcılara düşük mal etmek. Yani insanların bizi tercih etme sebebi
otosanayilere, otosanayilere değil de daha çok bizim gibi yetkili servise yakın özel servislerde daha kaliteli hizmet alabilmek. Biz de bu kaliteyi elimizden geldikçe vermeye çalışıyoruz. Evet, Yunus Bey'den duydunuz. Gerçekten de fiyatları çok makul seviyeye çekmişler ve ödeme kolaylığı sağlıyorlar kendileri. Kaç metrekare alanda hizmet veriyorsunuz? 2600 metrekare alanda hizmet veriyoruz. Toplamda 30'a yakın çalışanımız var. İki katlı bir iş yerine sahibiz şu an için Sefaköy şubemizde. Otoservis olarak müşterilerimizi tarif ettiğiniz zaman dilimde anahtar teslim yapıyor musunuz? %80 yapıyoruz. Tabii ki aksamalar olabiliyor. Çok fazla karışık marka çalıştığımız için yedek parça temininde falan sorun yaşayabiliyoruz ama iki tane sadece bu iş için kullandığımız araçlarımız var. Yedek parça temini için kullandığımız. Yani %80, %90 verdiğimiz teslim saatine riayet etmeye çalışıyoruz. Evet. Peki yaptığınız işlemler garantili mi? Tabii ki yaptığımız işlemler garantili. Hem muadil parçada olsun hem orijinal parçada olsun. Yapılan kaporta boya onarımı olsun. Bunların bir yıl garantisi var. Peki efendim bu sektörde hedef ve projeleriniz neler? Bu sektörde hedef ve projelerimiz insanlara daha iyi hizmet verebilmek. Sektörde insanların bu sektöre bakış açısında bir güven problemi var. Biz bunu ortadan kaldırmak amacımız ilk etapta. Daha ucuz maliyetlerle daha kaliteli hizmet verebilmek. Gerçekten kaliteli, dikkatli ve titiz bir hizmetiniz var. Biz de size başarılarınızın devam ediyoruz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bugün İstanbul Sefaköy'deydik. Sizler için Mina Otoservis'e konuk olduk efendim. Sektör adına Yunus Bey'den değerli bilgiler aldık sizler için. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuza Eskişehir ilinden devam ediyoruz efendim. Otomotiv sektörüne hizmet veren Osman Otomotiv'e konuk olduk. Yanımızda işletmenin sahibi Sayın Osman Sam bulunuyor. Kendisi şimdi bizlere çalışmaları hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhaba. Eskişehir'de sanayi çarşısına hizmet vermekteyim. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Yaklaşık çocukluğumdan beri ya. Biz ilkokul 5'ten terk. Evet. Ondan sonra sanayiye atıldık. Yaklaşık bir 18 senedir geçmişimiz var. Hı hı. Yapıyoruz yani Volkswagen, Audi araçlarımızı gayet temiz ve düzgün yapıyoruz. Sadece iki marka araca mı hizmet veriyorsunuz? Ya özellikle evet. Yani anladığımız tarz, küçüklüğümüzde de bu arabaları yaptık. Hı hı. Devam ettiriyoruz. Gayet mutluyuz. Tebrik ederiz. İşimizi severek yapıyoruz. Kesinlikle öyle. Peki hangi bakımlar bunlar? Bunlar kışlık bakımlar. 10 binlik bakım, 30 binlik bakım, 40 binlik bakım. Hı hı. 90 binlik ağır bakımlar oluyor. Kağış bakımları, yazlık bakımlar. Ya bizim arabanın hep sürekli bakımları oluyor yani. Evet. Fren bakımı, teker bakımı, yağ bakımı, antifriz bakımı. Tabii doğru teşhis de çok önemli değil mi arabada? Tabii. Yani işte bunun için bir çekirdekten gelmek gerekiyor. Yani
Bugün dün başladım, bugün usta oldum olmuyor bizim işte. İlla ki bir ön geçmişimiz olması lazım. Tecrübe gerektiriyor. Tecrübe gerektiriyor. Kesinlikle öyle. Peki nerelerden geliyor araçlar? Bir ya bu işi yaptığın zaman ya o ona söylüyor zaten hani bir şeyler duyuluyor yani. Ya burada usta varmış. Gidelim tercih edelim. İşi de temiz yaptı mı, dürüst yaptı mı herkes tercih ediyor. Doğru. Tabii bu sektörde güven sağlamak çok zor. Çok aşırı zor. Yani usta olmak şöyle şu devirde çok zor. Vermiş olduğunuz hizmetler garantili değil mi? Tabii. Bir yıl garantimiz var. Yani parçadan olsun, işçiliğimizden olsun. Artı bir yılda evin önünde çalışmasan gideriz. Biz de öyle. Evet. Peki burada kaç kişiyle hizmet veriyorsunuz? Toplam 3 kişi. 3 kişisiniz. Peki efendim daha çok otomobil kullanıcılarına neler önerirsiniz? Bu anlamda yani düzenli bakım önemli mi? Tabii düzenli bakım önemli. Yani her 10 binde bir yağ bakımı yapmak zorundalar. Yani yapmadıkları zaman daha büyük masraflar karşılaşıyorlar. Yani her 10 binde yaparsan araba uzun ömürlü olur. Doğru. Yani her şeyin bir bakımı var. Düzenli bakımlarını düzenli yaptıralım bak. Araçlarımızın. Evet. Peki Osman Bey, bu sektörde sıkıntılar var mı? Varsa size göre neler bunlar? Çözümleri var mı? Vallahi şu an piyasa zaten belli başlı durgun. Hı-hı. Yani bu bize de yansıyor da biz hani araba sektöründe olduğumuz için bizim insanoğlumuz, ben bile işten eve araba kullanıyorum. Mecburi gelmek zorundayım. Doğru. Araba olmadı mı bizim hayatta olmuyor. Yani bizim sektör durmuyor da piyasa şu anda durgun. Durgun değil mi? Evet. İnşallah açılır diyoruz. İnşallah, inşallah. Peki bu sektörde kendinizi nasıl yeniliyorsunuz? Ya tabii bizim de her yıl şeylerimiz var. Yani Volkswagen bir model arttırdı mı biz de konseyine gidiyoruz. Bir şeyleri öğreniyoruz. Mesela DSG çıktı dediler. Hı hı. Kursuna gittik. Öğrendik. Yani kurslarımız oluyor. Eğitimlerini alıyoruz. Eğitimlerini alıyoruz. Peki bu sektörde hedefleriniz neler? Bizim hedefimiz yok. Devamlı çalışacağız bizim. Bizim bir yere hedefimiz olmuyor. Garantili hizmete devam. Tabii garantili hizmete devam. Kendinizi zaten sürekli geliştiriyorsunuz. Tabii. Eğitimlerinize devam ediyorsunuz. Biz de size başarılarınız devam diliyoruz. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, bugün Eskişehir'deydik. Otomotiv sektörüne hizmet veren Osman Otomotiv'e konuk olduk efendim. Sektör adına deneyimli usta Sayın Osman Sandan değerli bilgiler aldık. Otomotiv sektörü adına aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.
Sektörel Başarı Programı izleyicileri, sektörler arası Türkiye yolculuğumuza Eskişehir'den devam ediyoruz efendim. Güzellik ve bakım sektöründe lider ve öncü isimlerden bir tanesine Salon Obene konuk olduk. Yanımızda saç tasarım uzmanı Sayın Alp Kadir Kök bulunuyor. Kendisi şimdi bizlere çalışmalar hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Bana ustamdan yadigar diyeyim. Ben 96'dan beri burada çalışıyordum. Ustam mesleği bıraktıktan sonra bana devretti. Ben de aynı ismi, 96'dan beri olan ismi sürdürebildiğim kadar sürdüreceğim Salon Open olarak. Evet. Peki salonunuzda ne tür hizmetler veriliyor bayanlara? Salonumuzda kaş, bıyık, manikür, pedikür, ağda, kalıcı kaş, fön, kesim, boya, omre. Bu tarz işlemlerimizde hepsi var. Gelin saçı, nişan saçı, sünnet. Bunların hepsi mevcuttur. Evet. Son dönemlerin trendi keratin bakımlar. Sizin salonunuzda da uygulanıyor. Evet. Keratin bakım ve omre ve gri saçlar bu sene çok gündemde ve bir iki sene daha gündemde olacak şeyler. Evet, size mesleğinizde başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, özellikle de bakımlı bayanlar Eskişehir'de bulunan Salon Obene'deydik. Şimdilik hoşçakalın. Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuza Bursa'dan devam ediyoruz efendim. Ve sizlere Bursa Ahşap Atölyesi'nden sesleniyoruz. Yanımızda ahşap sanatçısı Muhsin Bey bulunuyor. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Biraz tanıyalım, hoş bulduk. Çorum Alaca doğumluyum. Evet. 1953 doğumluyum. Bursa'da yaşıyorum. Yenilikse el sanatlarıyla uğraşıyorum, ahşap ürünlerinden. Kaç yıldır bu sanatla uğraşıyorsunuz? 98'de açtım, halen devam ediyorum. Zevkle devam ediyorum yani ben bunu. Uğraşım daha güzel, boş kalmadığınızda emekliyim kendim. Evet. Emekli olduğum için de hobi işlerini seviyorum yani. Evet sevgili izleyiciler, ahşap sanatçısı Muhsin Bey'i tanıdık sizler için. Şimdilik hoşçakalın. Sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri, sektörler arası Türkiye yolculuğumuza Bursa'nın güzel ilçesi Gemlik'ten devam ediyoruz efendim. Nevalong'a geldik sizler için. Yanımızda Hüseyin Demir bulunuyor. Kendisi şimdi bizlere çalışmalar hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhabalar öncelikle. Şehrimize hoş geldiniz diyorum hoş tekrardan. Şunu belirtmek istiyorum. Bu sektöre girdiğimiz zaman çok yeniydik. Bazı hedeflerimiz vardı. Yılımızı doldurduk çok şükür. Ya bazı aksaklıklar olsa da bunlar her sektör içinde olacağı gibi bu yorumlamalar da bulunup bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bizim tabii elimizde avantajlarımız var. Görmemek mümkün değil zaten. Manzaramızı kullanarak zaten bir adım herkesten öndeyiz. Balık çeşitlerimiz zaten Gemlik deniziyle balıkla eşleştirerek balık çeşitleri sunumumuz var. Bunun yanında et, tavuk ürünleri, fast food tarzı ürünlerimiz, tatlı çeşitlerimiz şeklinde bir geniş bir yelpaze ile hizmet vermeye çalışıyoruz burada. Geldim.
mühendisliğinde makine mühendisliği okudum. Evet. İlk önce 2 sene başka yerde çalıştım. Şimdi ailenin ikinci nesil olarak tekrar şirkete geri döndüm. Kurucu babanız? Kurucu babam, evet. 22 sene önce bu iş yerini sıfırdan kurdu. Şimdi 22 sene sonra tekrar abim de var. O da 4 senedir çalışıyordu burada. Şimdi ben de 6 ay önce tekrar buraya geldim. Çok güzel. Peki Hanfilter'de ne tür hizmetler veriliyor, ne tür çalışmalar yapılıyor? Burası bir üretim fabrikası. Otomotiv araçları için yağ filtresi, yakıt filtresi, hava filtresi, kabin filtresi gibi filtreler üretiyoruz. Hı. 2000 metrekare alanımız. Otomotiv araçları için filtre üreticisi diyebiliriz. Peki üretimde nereye dikkat ediyorsunuz? Üretimde şu an son 1-2 senede yaptığımız makine yatırımları, kalite yatırımları özellikle ürettiğimiz bütün filtreleri test ederek en çok şu an kaliteye dikkat ediyor diyebiliriz. Tabii ön çalışmalar yapıyor, ARGE çalışmaları. Evet, ARGE çalışmaları. Şu an makine yatırımları için nelere dikkat ederiz? Şu an çalışıyoruz. Sektör her gün kendi güncelliyor, yeniliyor. Geçmişten bugüne de değişimlere uğradı değil mi? Evet. Bu yenilikleri nasıl takip ediyorsunuz? Fuarlara gidiyoruz. Bütün şu an Rusya Fuarı'm önümüzde var. Ağustos'ta Rusya Fuarı'na gideceğiz. Yine Belarus Fuarı var. Ondan önce Gürcistan'daydık. Sürekli böyle gezerek, teknolojiyi yakından takip ederek yenilikleri takip etmeye çalışıyoruz. Evet. Peki ürünlerimiz neden tercih ediliyor? Farkımız nedir? Ürünlerimiz yani şu an kalite olarak biraz daha yukarıda çıktığımız için bu sektörde kalite çok önemli. O yüzden şu an kaliteyle biraz daha fark yaratıyoruz diyebiliriz. Ne tür araçlarda, otomobillerde veya kamyonetlerde kullanılıyor bu filtre? Özellikle aslında bütün araçları yapıyoruz ama özellikle bizim alanımız ticari araçlar, kamyonlar, tırlar, tarım araçları, iş araçları. Bunlar gibi araçlar. Ama binek araçları da yapıyoruz. Satış sonrası desteğimiz var. Zaten kalite laboratuvarımız var. Eğer herhangi bir arıza çıkarsa tekrar burada kalite testinden geçirip arızanın neden kaynaklandığını görebiliyoruz. Evet. Çalışma alanınızda profesyonel bir ekibiniz hizmet veriyor. Kaç kişiyle çalışıyorsunuz? Yaklaşık 40 kişi çalışıyoruz burada. 5 tane mühendis arkadaşımızla beraber, kalite mühendisi ve diğer mühendis arkadaşlar. Şu an bu şekilde 40 kişi toplam çalışanımız var. Evet. Peki burada ürettiğiniz ürünler kimlere gidiyor, kimler satın alıyor, kullanıyorlar, nerelere gidiyor? Türkiye'nin tüm şehirlerine gönderimimiz var. Ayrıca Gürcistan, Azerbaycan, Irak, yine Rusya, bu ülkelere ve birkaç ülkeye daha gönderim yapıyoruz, ihracat yapıyoruz. Peki değerli müşterileriniz size nasıl ulaşıyorlar? Müşterilerimiz zaten şu an mevcut olan müşterilerden veya fuarlardan yine müşteri pazar payı alabiliyoruz. İnternet sitemizden veya başka yerlerden ulaşabiliyorlar. Evet. Peki bu sektörde genç bir girişimci olarak hedef ve projeleriniz neler? Üretimi ve kaliteyi daha da arttırıp bundan sonra artık yeni pazarlara, yeni fuarlarla ihracat pazarını arttırarak yeni ülkeler açılmak istiyorum. İnşallah. Evet, peki sektörde sıkıntılar var mı? Engellerle karşılaşıyor musunuz? Tabii ki sıkıntılar var ama bu yaptığımız yatırımlarla bu aşmayı düşünüyoruz. İnşallah.
Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz size. Teşekkür ederiz. Elektrik girişimci olarak inşallah ham filtre nesiller boyu devam eder. Umarım. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, bugün Bursa Gemlik'teydik. Ham filtreden sizlere seslendik. Efendim aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Efendim ve sizler için Işıldar Taş Dünyası'na konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın Bülent Çil bulunuyor. Kendisi şimdi bizlere çalışmalar hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhaba. Biz Yalova'da hizmet ediyoruz. Burada doğal taş üzerine, gergi tavan üzerine çalışmalarımız var. Doğal taşı istediğimiz her yerde, her bakış açısında kullanabiliyoruz. İç mekanlarda daha çok tercih ediliyor. Binaların dış cephelerinde daha çok modern, şık binalar açısından kullanıyoruz. Villalarda, dairelerde bu şekilde kullanabiliyoruz. Yani iç mekan, dış mekan. İç mekan, dış mekan. Evet. Hatta aksesuar olarak bile kullanabiliyoruz. Kullanabiliyoruz, yani. Evet. Yani bunu yeter ki bizim bakış açımız ne kadar kuvvetliyse o kadar kullanabiliriz yani. Evet sevgili izleyiciler, bugün Yalova merkezdeydik. Sizler için Işıldar Taş Dünyası'nı ziyaret ettik efendim. Aktaracaklarımız şimdi bu kadar. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileriyiz. Sektörler arası Türkiye turumuza Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden devam ediyoruz efendim. Sektöründe lider ve öncü isimlerden bir tanesine Eli Tur'a konuk olduk. Yanımızda firmanın kurucuları Sayın Ersan Yavaşan ve Sayın Eser Yılmaz bulunuyor. Kendileri şimdi bizlere çalışmaları hakkında bilgiler veriyor. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Ersan Yavaşan'ı öncelikle biraz tanıyalım lütfen. Tabii. Ersan Yavaşan 30.07.1980 Çorlu doğumlu. Evliyim. Bir çocuğum var. Evet. Bu sektörde 20 seneden beri bu sektörün içindeyiz. Ortağımla beraber 4 seneden beri kurduğumuz şirkette Çorlu'da faaliyet vermekteyiz. Çok güzel. Faaliyetlerimizde yurt içi, yurt dışı taşımacılığı yapıyoruz. Aynı zamanda bölgemizde bulunan büyük okullardan komple taşımacılığını yapıyoruz. Ufak tefek fabrika taşımacılığı yapmaya çalışıyoruz. Özel VIP taşımacılığı yapmaya çalışıyoruz. Eser Yılmaz, 04.11.1982 doğumluyum ben de. Ersan'la çocukluktan beri bir arkadaşlığımız var. Yani kardeş gibiyiz. Evet. Ama şurada 4 sene, 5 senelik bir şirket geçmişim var. Tabii o kendi işini yapıyordu, ben kendi işimi yapıyordum. Hizmet için varız. İşimizin en iyi şekilde yapmasını, yani yapıyoruz yani diyeyim. Evet. Çünkü insanların en değerli varlıklarını taşıyoruz
neticesinde. Yani herkese, kime sorsanız senin en değerlini eşinden önce bile çocuğum der. Evet. Yani biz de onları kazasız, belasız, işte yani cezasız, emniyetli bir şekilde evlerinden okula, okuldan evlerine taşıma işini yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Tebrik ederiz efendim. Teşekkür ederiz. Peki güvenlik için ne tür önlemler alıyorsunuz? Güvenlik için şöyle, her aracımızda hostes ablalarımız bulunuyor. Bunların eğitimlerin ve sertifikaları Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınmış sertifikaları hepsini veriyoruz. Zaten UKM diye bir bağlı olduğumuz bir birim var. Birim var. Evet. Hepsine bunları ibra etmeden zaten bu işi yapamıyorsunuz. Şimdi Çorlu'da da J plaka uygulamamız olduğu için atıyorum ben direkt araba aldım ben bu işi başlıyorum deme şansı yok. Bir İstanbul gibi değiliz. Yani J plakalı araçlarla bu işler yapılıyor. Okul taşıtı araçlarla işler yapılıyor. Yani araçlarımızda GPS sistemi, kamera sistemi, şöyle ki Çorlu'ya ilk getiren firma olarak evet. da anılıyoruz. Yani hatta bize kızdı arkadaşlarımız yani siz niye böyle kötü örnek oluyorsunuz gibi. Evet. Ama yani her nihayetinde bir güvencedir bu. Yani Allah göstermesin olaylar olduğu şey oluyor. Direkt veliye muhatap olabilir. Şoförümüz bizim bu şekilde böyle davranmıştır. Öğrencimiz bu şekilde yapmıştır gibi ibra edebiliyorsunuz. Yani kendinizi aklamak için ya da ne bileyim Allah göstermesin bir kaza belada kaçan, vuran onların hepsi ya da velilerimizde şifreleri var hepsinin. Araçları takip edebiliyor. Yani. Benim çocuğum işte 100 kilometreyi mi geçiyor arabada ya da ne bileyim eve gelirken bakıyor. Kaç veli, dakika sonra evde diyor ki, olacak? 2 dakika sonra tabii. evde. Ona göre iniyor aşağıya. Yani o gibi şeyler. Araçlarımız genelde 3 yaşının altındalar. Yani 0 kilometre gibi araçlar. Zorlanıyoruz hayat şartlarından, mazottan, araç pahalılıklarından ama evet. bir şekilde işimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz yani. Ayşan Bey, gerçekten de can güvenliği konusunda kesin. Siz davranıyorsunuz. Evet. Sizi kutluyoruz. Kaç araçla hizmet veriyor Editur? Editur 35 araçla Çorlu'ya hizmet veriyor. Araçlarımız, arkadaşlarımızın hepsi kendi şoför arkadaşları genelde eşlerimle çalışmaya özen gösteriyor. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz bizleri geldiğiniz için. Sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, bugün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeydik. Editur'a sizler için konuk olduk efendim. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuza Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden devam ediyoruz efendim. Güzellik ve bakım sektörünün nabzını tutuyoruz Çorlu'da ve sizler için Kadir Takım Salonu'ndayız. Kendisi yanımızda saç tasarım uzmanı. Size çalışmaları hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhabalar, Kadir Pakır ben. Yeni trendlerle alakalı renklerde şu an soğuk renkler moda. Kış sezonu yaklaştığı zaman biraz daha sıcak renkleri tercih ediyoruz. Öncelikle yapılan işlemler kesinlikle çok önemli. Kullanılan ürün çok önemli. Şu anda en revanşta olan saç bakımı, keratin bakım ve sakinleştirici bakım. Çorlu bayanlar çok şanslılar. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bakımına özen göstermek isteyenler, tabii ki tarzınızı da yenilemek istiyorsanız Kadir Fakır Salonu'na bekliyoruz efendim. Randevularınızı almayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler Arası İstanbul yolculuğumuza Beylikdüzü'nden devam ediyoruz efendim. Ve eğlence dünyasının nabzını tutuyoruz sizler için. Long Beylikdüzü'ndeyiz. Yanımızda işletmeci Sayın Barış Karakaya bulunuyor. Kendisi şimdi bizlere çalışmaları hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Burada ne gibi hizmetler veriyorsunuz gelenlere? Burada insanları stresten uzak tutmak için oyun hizmeti veriyoruz. Hı-hı. Sanal gerçeklik kapsamında VR gözlüklerle yapıyoruz bunu. Gözlüğü taktığınız andan itibaren artık oyunun içerisindesiniz. Artık karakter sizsiniz, oyunun kahramanı sizlersiniz. Burada onu yaşatmaya çalışıyoruz. İnsanları ve heyecanı, stresten uzak tutmaya çalışıyoruz. Heyecanı tattırmaya çalışıyoruz. Amacımız bu yönde. Peki teknolojik eğlence diyoruz. Tabii. Ve herkesi bekliyoruz efendim. İnşallah. Çok sağ olun. Siz de çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Hoşçakalın. We'll be right back.
sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri, sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Kartal'dan devam ediyoruz efendim. Sizler için yeni bir adresi King Garage firmasına konuk olduk. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Emre Çetin bulunuyor. Kendisi için bizlere çalışmaları hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Emre Bey. Burası bizim ikinci şubemiz. Şubemizde genel olarak oto iç dış yıkama, kuaför, motor yıkama, seramik kaplama, cam filmi, araç renk değiştirme, sigara yanığı tamiri gibi işlemlerimiz var. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Teşekkür ederiz. Bölgeye ve size ikinci şubeniz. Tabii birçok alanda hizmet veriyorsunuz burada. Kaç metrekare alanda hizmet veriyorsunuz? Net 300 metrekare alanımız var buradaki şubemizin. Evet sevgili izleyiciler, bugün İstanbul Kartal'daydık. King Garage adlı firmaya sizler için konuk olduk. Araçlarınıza iyi bakın, hoşça kalın. Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuza Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden devam ediyoruz efendim. Ve sizler için Urfa lezzetlerini Çerkezköy'e taşıyan Ciddi Ocak başına geldik. Yanımızda işletme sahipleri var. Kendileri şimdi bizlere çalışmalar hakkında bilgiler verecekler. Merhaba. Merhabalar. Yar uzaktan gözüm görmez gülüm aman, uzanır amelim yetmez. Yar uzaktan gözüm görmez gülüm aman, uzanır amelim yetmez. Hasretini çektim ama sözlerim çok 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 dilim dönmez. Hasretini çektim ama sözlerim çok 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 dilim dönmez. Kınıfır bedren yolur aşka düşenden yolur. Düşenden yolur. İsterim başıya gele, ah bir gele, vah bir gele, göresen neren yolur. İsterim başıya gele, ah bir gele. Sizi biraz tanıyalım. Tabii. Ben Erdal Taban. Şanlıurfa'dan geliyorum. Memleketim Şanlıurfa zaten. Evet. Çerkezköy'de özellikle farklı bir ortam olmaz. Sen de zaten burada hizmet ediyoruz. Esnafız zaten. Şu anki sektörümüzde zaten bizim yöresel olarak yemek çeşitlerini hepsini Çerkezköy'e getirmeye çalıştık daha doğrusu. Çerkezköy halkına hayırlı uğurlu olsun. Tabii. Mutlaka zaten. Biz zaten halka zaten hizmet için zaten burada bunu açtık ki farklı bir yöresel, yani Urfa'nın yöresini, Kobre'sini buraya getirmeye çalışıyoruz. Lezzetiyle dahil, damak tadıyla. Sadece çevre halkı gelmiyor. Uzak yerlerden de geliyorlar. Tabii mutlaka. Kapaklı, Saray, Traga bölgesinden genelde zaten mutlaka tavsiye üzerine gelen oluyor zaten. Evet. Hani bizim zaten önceliğimiz zaten yaymak. Hani Çerkezköy'de zaten bilindik olmamıza rağmen bir de bu yer sofrasını kendi kültürümüzü buraya yaydığımız için özellikle isteniyor zaten. Hele hele sıra geceleri. Evet. Mutlaka olması lazım. Mekanımızda birçok bölüm var değil tabii, mi? Urfa'yı yaşatan. Tabii hani mesela ocak başına tut yer sofrasını. Yer sofrasını tut daha da atmıyorsa mesela köyü tarzına mesela insanlar şu an mesela pikniğe gitmek istiyor. Ama buraya geldiği zaman o huzuru buluyor zaten burada. Daha doğrusu dışarı gitmek istemiyorlar. Oğlum zaten genelde hepsinden zaten özellikle lezzet kısmında isteniyor. Evet. En çok hangi lezzet tutuluyor? Şu an özellikle hepsi. Açık söyleyeyim çünkü genelde kuzu ciğerimiz bambaşkadır. Çünkü Urfa yöresine ait olduğu için genelde bambaşka. Tepsi kebabımız özellikle meşe odununda ve fırında dinlenerek piştiği için bambaşka bir lezzettir. Lahmacun Urfa usulü. Genelde zaten Urfa usulü olduğu için acı olur. Bizimki çocuklara da azıcık bir azıcık veriyoruz. Ama bunlar dama da güzel geliyor. Dama yapışıyor zaten. Evet. Özellikle ürünlerin ham maddesi de Urfa'dan getiriyoruz dediniz. Tabii genelde. Mesela zaten şu an mesela etlerin genelde zaten doğu tarafından Antep, Urfa, böyle Konya taraflarından geliyor zaten. Ve bilindik hepsi yerlerden geliyor. Ki firmalar zaten belli tanıdık yerler hepsi. Evet. Lezzete de yansımış zaten. Mutlaka. Zaten o et farklı gelmezse orada olmaz. Hani usta eli mutlaka lezzet veriyor ama gelen kısım da çok önemli.
ham maddenin nereden gelmesi çok önemli. O geldiği zaman bambaşka oluyor zaten. Oradan temin ediyorsunuz. Tabii buraya mutlaka. Buraya kadar geliyor. Aynen. Burada da hazırlanıyor. Tabii burada da sunuyoruz ondan sonra. Peki başka şubeleriniz var mı, olacak mı yakın gelecekte? Şimdi mutlaka tabii biz zaten bunları düşünüyoruz. Bunun planlarını yapıyoruz ama öncelikle buraya merkez olarak, Çerkezköy olarak şubemizi zaten kurduk. Temellerini attık. İlerisi için de işte hedeflerimiz var. Tabii yakın civarlarda mesela İstanbul'a bile gitmeyi düşünüyoruz zaten. İstanbul, Tekirdağ, buraların hepsini düşünüyoruz. Ama önce Çerkezköy. Çünkü bir Çerkezköy'de 16 sene emek verdik. Yani daha önceden tavuk döner sektöründe de var zaten. Şubelerimiz var zaten. Hı. Oradan tecrübelerle buraya kadar geldik. Evet efendim, Ferhat Bey'in de dediği gibi kendinizi evinizde hissedeceğiniz, sevdiklerinizle birlikte güzel lezzetleri tatmaya Çerkezköy'e efendim sizleri Ciddo Ocakbaşı'ya bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Evet sevgili izleyiciler, bu hafta da iş dünyasına rehberlik eden Sektörel Başarı programının daha sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.